Hazır mıyız? İnşallah. Bir ay süreyle ücretsiz olarak istifade edeceğiz. Türkiye'nin en hızlı metrosu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı ve bugün de ilk seferini gerçekleştirecek. Biz de basın mensupları olarak İstanbul Havalimanı metrosunun içerisine girdik. Bakalım yolculuk boyunca bizi neler bekliyor. 34 kilometrelik metro hattı 8 istasyondan oluşuyor. Biz de az önce Kağıthane istasyondan metroya bindik. Şu an itibariyle de Kemerburgaz'a ulaşmış durumdayız. Türkiye'nin en hızlı metrosu adeta zamanla yarışıyor diyebiliriz. Çünkü Kağıthane istasyonundan metroya bindiğiniz zaman 24 dakika içerisinde İstanbul Havalimanı'na ulaşmış olacaksınız. Aynı zamanda bu metronun hızı 120 kilometreye kadar ulaşabiliyor. İstanbul Havalimanı'nın metrosu o kadar hızlı gidiyor ki ayakta durmakta da zorluk yaşıyoruz. Tabii bir diğer önemli konu ise havalimanı metrosunun ücreti ne kadar olacak? İşte bu konuşulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da müjdeli bir haber paylaştı açılış töreninde ve Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosu bir ay boyunca İstanbullulara ücretsiz olacak. Şimdi tabii bir de bizden müjde beklersiniz. Öyle mi? Ne kadar müjde bekliyorsunuz? Ne kadar? Göktürk, İhsaniye derken 24 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaştık. Üstelik metro projesi Aselsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemiyle donatıldı. Vagonun kapısı açıldı, istasyona adımımızı attık. İçerisi ekranlarıyla, ışıklandırmasıyla ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kağıthane İstanbul Havalimanı metrosu artık İstanbulluların hizmetinde. Projenin son halkası Gayrettepe istasyonuysa 3 ay içerisinde açılması bekleniyor. Projenin en önemli detayı ise havalimanı metrosu yüksek hızlı trenle entegre olacak. Yani Ankara'dan trene binen yolcu rahatlıkla İstanbul Havalimanı'na ulaşmış olacak.